Bölüm 24. Paulus Felix'in önünde suçlanıyor. Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, ihtiyarlardan bazıları ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Paulus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Paulus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. Ey erdemli Felix, dedi. Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında tüm Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili tüm suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Paulus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Kudüs'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya ümit bağlamışımdır. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Birkaç yıl süren ayrılıktan sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Kudüs'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya ilinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerek. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm, dedi. Oradaki yüzbaşıya da Paulus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi. Paulus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Paulus, doğruluk, özdenetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. Şimdilik gidebilirsin, dedi. Fırsat bulunca seni yine çağırtırım. Bir yandan da Paulus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Paulus'u hapiste bıraktı.